Açık mı hepsi? Evet. Evet. Tabii demişler geceye sizin şarkıdan ilham almışlar. Aynen benim şarkıyla galiba. Birlikte tabii gecesinde gerçekten renk vurdu. O yüzden çok mutluyum bu durumdan dolayı. Bir tek tabii ki yani ben böyle bir canlı yayında Gazze'den de bahsetmek istedim. Ama herhalde sunucu kız kim geldi bilmiyorum. O demiş, ben sonra anladım. Önce Gazze dedin, sonra göbek attın. Ben ona nerede Gazze'yi konuşacağımı soracak değilim yani. Tanımıyorum kendisini ama bence saçmalamış. Ben de tam onu soracaktım efendim. Gazze mevzu. Cemal'i biliyorum da yanındakini tanımıyorum. Gazze mevzu çok hassas bir konu. Kimdi sunucu? Öbür kadın sunucu kimdi? Otuba aynısı olmuş. Gazze mevzu çok hassas bir konu. Sizin de bu konuda çok hassas olduğunuzu biliyorum. Ben söylerim yani, fark ediyor Türkiye Cumhuriyeti. TRT dedim yanında olmaya devam ediyor. Tek samimi biz dedim. Ondan sonra fark atıyor şarkı söyledim. Hani onun ne alakası var anlamadım yani. Ama neyse önemli değil ya. Evet. Tuba Hanım mı? Tuba Ünsal mı? Tuba Ünsal. Tuba Ünsal. Kendisiyle bir konuşma fırsatı buldunuz mu peki? Yok. Sonrasında? Değişmiş yok, o yüzden tanıyamadım. Evet. Peki efendim, konuyu dağıtalım o zaman. Siz ya. Neler yapıyorsunuz? Valla gayet iyiyim ben. İşte ABU yarışmasına hazırlanıyoruz. 20 Ekim'de inşallah 2 milyar kişinin izleyeceği bir yarışma. Asya Pasifik Gençler Birliği, Erezon yerine bu sene buraya adayız. Adayız derken ev sahibiyiz. Hı hı. Türkiye katılıyor. Hı hı. Çok mutluyum, o yarışmaya hazırlanıyoruz. Bir yandan şarkılar devam ediyor. Ebru'ya bir hediye verdim. Doğum günü hediyesi, Ebru Gündeş'e. Doğum günü hediyesi, evet. Adı da İyi Ki Doğmuşum şarkının adı. Onun dışında valla koşturmalar devam ediyor. Sinan abi, fabrika gibi çalışıyorsun herhalde. Kendine zaman ayırabiliyor musun? Özel hayatın özellikle. Özellikle özel hayatın. Bir fabrika diyor, kendine ne kadar zaman ayırıyorsa ben de o kadar ayırıyorum. Yani. Aşka zaman ayırabiliyor musun? Çok samimiyetle soruyorum bunu. Aşka zaman tabii var. Aşka zaman ayırıyorum. Tabii ki ama bunu göstermek için size zaman ayırmıyorum diyelim bu arada. Peki, yani özellikle senin gibi bir besteci. Şarkı yazarken nelerden ilham alıp, yani bir ilham perisi nasıl gelir Sinan Akça? Her şeyden yani. Bence her şeyden gelir. Yani eve gittiğimde seni düşünüp şarkı yazamam ama bugün burada sarı seni yazarım. Sarı yazarım. Burada bugün etkilendiğim birçok olay var. Bu birçok olaydan etkilenip veya dün yaşadım veya yarın yaşayacağım olaydan etkilenip yapabildim yani. Senin kalbine giden yollardan geçer Sinan abi? Mide. Ben boğa burcuyum abi. Evet. Burcun özelliklerini taşır mısın? Taşıyorum. Nedir özellikler? Bizimle de paylaşır mısın? Ayşe teyze bilmez. Hepsini söylemeyelim. Sakıncalı şeyler de var. Hiç onu paylaşıyorum. Aşkta da taşır mısın özellikleri? Taşıyorum abi. Sahiplenici, tutkulu ve kıskanç bir erkeğe dönüşüyorum diyebilirim. Peki abi, Serhat Akın biliyorsun ciddi bir saldırıya uğradı. Evet, çok üzüldüm. Sen de ziyarete gittin bildiğim kadarıyla. Neler konuştunuz ziyarette? Çok üzücü. Ben annesiyle babasıyla ilk kez karşılaşmasına ben şahit oldum. Onlar da benimle aynı anda içeri girdiler ve annesini terlemişsin oğlum diye ağlını silerken Serhat'ın çok duydu onu. Gerçekten üzücü bir andı. O yüzden bilmiyorum yani failler de bulundu ama bu anne dedi Serhat'a, bıraksam mı ben bilmiyorum dedi. Nedir yani, ben spor yorumu yapıyorum dedi. Sakın bırakma, eskiden daha da güçlü. Efsane olarak geri dön diye ben de bir ama şimdi efendim, bugün medyaya da yansıdı. Spor yorumları nedeniyle değil de kumar alışkanlığı izinden kurşunlandığı iddia ediliyor. Galiba failler bu yönde bir açıklama orasını yapmış. Orasını bilemem yani, oradan dolayı kurşunlandıysa normal mi karşılayacağız yani, bundan dolayı kurşunlandıysa. Böyle bir şey olabilir mi? Burası Texas mı yani? Burası Türkiye Cumhuriyeti. Kanunlar ve hükümler geçerlidir. O yüzden bence tekrarlanmamasını dilerim, umarım ve isterim. Serhat'ın da eskisinden daha da küçük şekilde efsane olarak geri dönmesindir. İnşallah. Sosyal medyayla aranız nasıl? Bakar mısınız sıkıntı? Bakıyoruz abi. DM kutunuzda hiç alev düşüyor mu? Alev? Çoğunluk olarak düşüyor. Vallahi. Benim DM kutum itfaiye bürosundur. Aslında sosyal medya fotoğraflarınız da çok konuşuluyor. Özellikle karın kasınız çok konuşuldu. Aynen. Neler söyleyeceksin? Abi bakıyorum, tavuk pilav yemek yok artık yeter. 2-3 aydır saldım artık. Bu yaza karın kası gider. Baklava fabrikası açık kalacak anladığım kadarıyla. Bence zannetmiyorum abi. Gider yani. Bence yeter artık. Öyle yaşanmaz yani. Biz sporcu değiliz yani. Ama öyle bir kastık yaptık, iyi oldu yani. Tamam. Var mı açıkçası? Önceki gün abi bir haber çıktı sosyal medyada. Aracınla alakalı. Bugün Hürriyet'te. 10 sene önceki okuldan sonra aracınla alakalı. İmmalkarlık ve unutkanlık ya. Gerçekten.
Arabanın olduğunu 10 sene sonra mı hatırladın abi? Aynen öyle. Ya o zaman ben onu unuttum. İhmal ettik tabii. Aa, kalsın mazum derken. Yıllar geçmeye başladı. Yıllar geçti falan. Sonra ben hatırladım. Dedim ki böyle bir aracımız vardı. O zaman da biz tabii otoparka başvurunca onlar da bize yüklü bir fatura çıkarttı. Aslında öyle söylendiği gibi 50 falan da değil. 900 bin lira falan da galiba. 900 bin lira. Sonra biz anlaşma yaptık. Yakın zamanda alacağız arabayı. Bugün de herkes yazmış. Uyandığımda DM diyorsun ya. Abi arabayı zaten unutmuşsun bana ver. Öyle bir şey yok kardeşim. Arabamız alacağız yani. Arabanın değeri ne kadar artmış orada yatarken? Artmıştır abi. En azından ben böyle farkında olmadan bir depoya yatırmış oldum arabayı. Yani. Ama çok trajikomik yani bir araba unutmuş. Tamam. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.